Merhabalar arkadaşlar. Bu yeni aldığım Remington New Army replikası için yarın ilk kez atışa gideceğim. Daha önceki bir videomda bahsetmiştim. Bu tip silahlarda ilk kez atışa girildiği zaman ilk yapılması gereken silah uygun barut payını bulmak. O yüzden ben de yarın için çeşitli barut payları hazırladım. 10, 15, 18, 20 grain barut hazırladım. Yarın bunlarla atışlar yapacağım. Yarınki amacımız 25 metrede uygun yüksekliği bulmak. Uygun yüksekliği bulduktan sonra artık başka mermileri deneyerek ya da biraz da elimizi tetiğe alıştırarak grubumuzu küçültmek amaç bu. İşte yarın beraber video çekerek de bunun için gerekli barut payımı bulmaya çalışacağız. Şimdilik videoyu durduruyorum. Yarın görüşmek üzere.
Bak anında düzeldi, görüyor musun? Tamam, barut payımızı bulduk. Evet arkadaşlar, atıştan eve geldikten sonra bu kara barutlu silahları işte temizlememiz gerekiyor hemen. Bunu sizi göstererek yapmak istiyorum. Öncelikle silindiri çıkartıyoruz. Silindiri çıkarmak için silindir milini ileriye çekip horozu yarım kaldırıp silindiri direkt yandan çıkartıyoruz. Silahımızı yana koyuyoruz. İşimiz silindirle şu an için. Etrafı kirletmemek için silindiri bir bezin üstüne koyup bu pistonlarını yani memelerini sökmemiz gerekiyor hepsinin. Şimdi bir tek tek bütün memeleri sökeceğiz. Daha önceden bunu anlatmıştım. Ben atıştan hemen sonra bu memeleri gevşetiyorum ki daha sonradan bir takılma ya da işte yapışma olmasın diye. Şimdi tek tek bu memeleri sökeceğiz. Ben bunları sökeceğim. Daha sonradan sizle tekrar buluşuruz. Evet arkadaşlar, şimdi sonuncuyu da söküyorum. Bunu da söktükten sonra bir yandan da su kaynattım. Ve eski bir yoğurt kabına bulaşık deterjanı ve kaynar su koydum arkadaşlar. Aynı kaynar sudan kendime kahve de yaptım. Uzun bir işlem bu temizlemek. O yüzden yanınıza bir içecek alın. Yavaş yavaş, sakin sakin temizleme yapacağız. Şimdi hiç dokunmadan memelerin hepsini bu kaynar bulaşık sulu suya atıyorum. Bu kara barutu en iyi çıkartan şey sabunlu sıcak su. Silindire de daha hiç dokunmadan direkt atıyorum ki daha sonradan temizlikte işimizi kolaylaştırması için kara barutu bir gevşetsin, bizim için çalışması daha sonradan kolay olsun diye. Bu bir süre duracak, hatta su soğuyuncaya kadar duracak ki çıkartınca elimiz yanmasın diye. O sırada ben bu bebeklerin altını temizlediğimiz hassas bez, ıslak bezlerden kullanıyorum bunun kabasını temizlemek için. Malum kara barut agresif bir barut, her yere yapışıyor. Önce bir şöyle bir kabasını temizlemek için bunlar da zaten sabunlu bezler. Şöyle bir sabunlu bir bezle bu şeyi silmiş oluyorum. Bakın ben bunu atışa gitmeden önce temizlemiştim, yani temizdi silahım. Bir atıştan sonra ki sadece 12 el ateş ettim, yani sadece 2 silindiri doldurup ateş ettim. Ne hale geldi? Hemen sadece çerçevesinden silince bile. Bir de aynı bezi şimdi şöyle namludan da geçireceğim ben. Kabasını almak için. Daha sonra namluyu yağlı bezle de sileceğiz. Ama önce bir hani bu ilk kabasını almak için bunu namludan da geçireceğim. Namluya kalın geldiği için bunu birazcık yırtıyorum. Sonucuma tahta ahşap bir şey yardımıyla, çubuk yardımıyla namludan geçirdim. Bakın arkadaşlar, leş gibi oldu. Yani bu kara barut geçti ve şu an tezgahın üstünde, bilmiyorum görüyor musunuz? Barut kalıntıları hemen döküldü namludan. Bir daha geçeceğim aynı şekilde bu sabunlu bezden. Daha sonradan başka bir işleme başlayacağız. Bu sadece kabasını almak için, yani namlunun ucundaki kaba barut döküntülerini almak için. Bakın hemen ikinci seferde biraz daha az kirli çıktı bile. Şimdi bunları kenara koydum. Şöyle bu barutları da şöyle bir temizliyorum ki yani sonuçta burası evin kullandığımız bir yeri. Ne kadar temiz tutarsak o kadar sonradan temizlemesi kolay olur. Şimdi yapacağımız şey, daha önceden benim hazırladığım eski tişörtlerimden kesip yaptığım çaputlar vardı, bez parçaları. Bu balistol ve su karışımı. Balistol ve suyu karıştırınca böyle beyazı bir renk alıyor. Yaklaşık %10 balistol, %90 su karışımıyla bu çaputumu ıslatıyorum. Daha sonradan bu çaputu geçeceğim namludan. Bir çaputu iki kez geçiyorum. Bir
bir sefer geçiyorum. İkinci sefer baruklanan kısmı bu sefer çubuğa gelecek şekilde koyup bir daha geçiyorum. Her bezi iki kez geçiyorum. Ta ki bu bezler gözle görünür şekilde temiz çıkmaya başlayıncaya kadar. Şimdi bir kez daha ben size göstererek geçeyim. Daha sonra da muhtemelen kendim yapmaya devam edeceğim. Sizin daha fazla videoda zamanınızı almamak için orayı keserim. Şimdi ikinci kez ikinci bezi geçiyoruz. Hala siyahlık çıkıyor. İkinci bezin ikinci seferini geçiyorum. Evet, şu an bu belli bir, yani çok siyah çıkmamaya başladı çaput. Şimdi arkadaşlar bir kıl fırçayla harbiyle namluyu geçeceğim. Bu 44'lük bir silah olduğu için 45 kalibre için kullanılan harbiler buna uyuyor. Şimdi o harbiyle temizleyeceğim. Harbi hazırlanıncaya kadar müsaade istiyorum. Birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlar, harbiyi hazırladım. Harbimizin üstüne kurşun ve barutu çıkartan bir temizleme yağı sıktım. Bu sıkma işlemini mutfakta yapmayın. Yemeklere gelmeyeceği şekilde bir yerde yapın. Şimdi namlumu 1-2 kez bu tel fırçayla geçiyorum ki içindeki barut ve şeyler, kurşun parçaları gevşesin diye. Birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlar, ben harbiyle defalarca geçtim. Son iki kez daha geçeyim sizinle beraber. Bundan sonra harbimizi bir kenara bırakıp tekrardan bu çocuk altı temizleme beziyle bir kez bir geçip duruma bakmak istiyorum. Evet. Şöyle göstereyim. Yani demin o çaputlar artık güzel çıkmaya başlamıştı ama temizleme yağıyla tekrardan namludaki kurşun ve barutu sökünce tekrardan kir çıkmaya başladı. Bir kez daha bu bebek altı temizleme beziyle geçmek istiyorum. Evet, bu biraz gevşek oldu. Bunu tekrarlayacağım. Kalınca bir parça yırttım. Şöyle çubuğuma sarıyorum. Biraz kalın olsun diye. Evet. Evet. Hala kirli çıkıyor. Evet arkadaşlar, ben bunu tekrarlayacağım şimdi. Bu şimdi sırada balistollu çaputla geçmek var. Onu yaptıktan sonra tekrar tel fırça. Bu şekilde en az 3 tur döneceğim. Onu şimdi göstererek zamanınızı almak istemiyorum. Birazdan görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, şimdi ben bayağı bir sefer geçtim. Son kez size de göstermek için tekrar bir geçiyorum. Bakın artık bayağı beyaz çıkıyor. Yani namlumuz temiz artık. Bunu şimdi son kez bir kuru çaputla geçiyorum. Daha sonra da yağlayacağım. Daha sonra yani en son silah toplarken yağlayacağım. Şimdi kuru bir çaputla geçiyorum. Ve bunu şimdi kenara koyacağım. Şimdi şeyin, suyun soğumasını bekliyoruz. Bu memelerdeki ve silindirdeki şeyin iyice çıkması için, barut artıklarının iyice çıkması için bir süre bekleyeceğiz. Bu böyle kenarda duracak. Ben de şimdi ara vereceğim. Tekrardan işleme devam edeceğim zaman sizinle beraber yaptıklarımı paylaşacağım. Birazdan görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, şimdi su soğuyuncaya kadar ben bekledim. Orayı size göstermedim. Sudan çıkardım memeleri ve silindiri. Bunları kuruladım. Yani şöyle kurularken bile bayağı bir kir çıktı. Bunları şimdi tekrar bu kaba geri koyuyorum. Bunlara şimdi yağ koyacağım. Yalnız silindire namluya yaptım. Aynı işlemi uyguluyorum bir kez. Yani yine bu alt temizleme şeyiyle bir içini geçiyorum.
Ondan sonra buna da aynı şekilde balistol ve tel fırça, yağlı tel fırça geçeceğim. Şimdi silindirle uğraşırken bir yandan da şeyleri, memelere temizleme yağı sıkacağım. Bunlar yağın içinde bir süre kalacaklar. Ben silindirle uğraşırken daha sonra onları da temizleyeceğim. Şimdi tekrardan namluya yaptığımız işlemi silindir içinde yapmaya başlayalım. Şuradan bir çaput aldım. Şu bir tane de yedek, ikincisi için. Bunu balistol ve sulu karışıma da ıslatıyorum. Sonracıma tek tek bütün silindir boşluklarını geçeceğim. Ben bunu temizlerken daha önceden size göstermeden bebek altı temizleme beziyle hepsini bir geçmiştim. O yüzden biraz daha temiz çıkıyorlar. Yani ilk çıktıkları kadar pis durumda değiller. Bunu yani en azından 5 çaputla ayrı ayrı geçeceğim arkadaşlar. Şimdi ben bunları yaparken tekrar videoyu durdurayım. Sizin zamanınızı kaybetmeyeyim. Silindirle işim bittiği zaman memeleri göstermek için tekrar birlikte olacağız. Evet arkadaşlar, şunu da göstermeyi unutmayayım. Silindire ekstra anlamında yapmadığım ters tarafından, yani memelerin girdiği tarafa da ince 22 kalibreye uygun tel fırçayla geçiyorum. Ki memenin geldiği delikler de temizlenmiş olsun diye. Bunu namludan farklı olduğu için size göstereyim dedim. Bu şekilde şeyleri de temizlemiş oluyoruz. Memenin geldiği delikleri. Ki oralar bayağı çok kirleniyorlar. Çünkü direkt kapsülden gelen barut hatır da orada biriktiği için oraları temizlemeyi ihmal etmemek lazım. Şimdi silindiri bitirince tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar, şimdi silindirle işimiz bitti. Onu yağlayıp kenara koydum. Şimdi bu memelerle temizleyeceğiz. Kullanılmış ya da eski, artık kullanmadığınız bir diş fırçasıyla bu yağdan çıkardığımız memeleri güzel güzel fırçalıyoruz. Yani başka yaptığımız bir şey yok. Bu şekilde bütün memeleri fırçalayacağız. Birazdan görüşmek üzere. Evet, fırçaladıktan sonra da bu hem kalan kiri hem de yağın kabasını bir bezle alıyoruz. Artık bu beze de çok fazla kir çıkmıyor. Gayet güzel temizlenmiş oldular. Her zaman değil ama bazen, yani belki 3 seferde bir böyle bir kürdan gibi bir şeyle de bunun uçlarına şöyle bir şey yapıyorum ki hani içeride bir tıkanıklık varsa açılsın diye. Bir tane de aslında iğnem var bunun için kullandığım. Ama şimdilik sadece bunu göstereyim size. Bu şekilde memelerin de temizliğini bitirdik. Şimdi sırada gövdeyi ben size, yani ara verdiğim zaman yapmıştım ama son kez bu fırçayla da, hani yağlı olan demin memeleri yaptığımız fırçayla bunun şöyle bir etrafını geçiyoruz. Özellikle hareket eden parçalar, bu silindirin mili. Şöyle bir bunu da yağlamış olduk. Şu an silah toparlanmaya hazır. Ben bir bezle bütün parçaların kaba yağını alacağım. Daha sonra toparlayacağım. Toparlarken tekrar birlikte olacağız. Evet arkadaşlar, şimdi artık işimiz bitti. Şimdi sırada bu memeleri tekrar silindire takmak var. Nasıl söktüysek aynı şekilde bu anahtarımız yardımıyla bunları tek tek silindire vidalıyoruz. Yalnız çok sıkmıyoruz. Vida döndüğü zaman bırakıyoruz. Bunları gevşek bırakıyorum ben. Bir daha atış yapacağım zaman poligonda ilk önce bunları sıkıp ondan sonra tabancamı dolduruyorum. O şekilde ben bütün 6 memeyi de şimdi silindire takacağım. Daha sonra silahı toplarken görüşürüz. Evet arkadaşlar, artık temizleme işimiz bitti. Silahımızı toplayacağız. Bu Remington'larda silindiri takmak için horoz yarı kurulu olacak. Bunu gövdenin sağ tarafından girebildiği yere kadar itiyorsunuz. Daha sonradan
saat yönünde çevirerek yerine oturtuyorsunuz. Yerine oturturken bir yandan da bu silindir şeyini, tutma milini ileri doğru itiyorsunuz. Tak diye yerine oturuyor. Daha sonradan sıkıştırma pres kolunu da kapatıyorsunuz. Şu an silah toplanmış oldu. Şöyle bir silindirin çalıştığını kontrol ediyoruz. Silahımız toplandı, temizlendi. Hafif yağlı bir şekilde bir dahaki atışa kadar yerinde duracak. Şimdilik bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer sorularınız olursa cevaplamaya çalışırım. Yoruma yazın. Lütfen kanala da abone olmayı unutmayın. İyi günler.